Evet, demokratik rejimlerde yani uygar ülkelerde, uygar toplumlarda seçimler bir demokrasi şöleni şeklinde yaşanır. Türkiye'de de böyle. Türkiye'de de demokrasi rejimi var ve tabii ki seçimler bir demokrasi şöleni şeklinde cereyan ediyor. Liderler rekabet ediyorlar. Kimisi ittifak halinde, kimisi tek başına seçimlere giriyor. Vatandaşa vaatlerde bulunuyorlar. Her siyasi partinin ve her liderin bir ideolojisi var, bir hayat görüşü var, hem ideolojisini, siyasi fikirlerini, politik amaçlarını vatandaşa anlatıyorlar hem de ekonomik vaatlerini sıralıyorlar. Hem de insanların daha mutlu olmaları adına ne öneriyorlarsa, neyi yapmayı düşünüyorlarsa ya da düşünüyorlarsa bunu seçmenlerle paylaşıyorlar. Seçmenler dinliyor, izliyor, sonra kendince bir fikir ediniyor ve gidip sandıkta oyunu kullanıyor. Bazı seçmenler mesela bir ay önceden karar veriyor kime oy vereceğini. Bazıları o an bile karar veren vardır sandık başında. Yahut bir gün öncesinden karar veren vardır. Demokrasi budur işte. Seçme ve seçilme. Ne güzel. Gencecik 18 yaşındaki çocuklar, gençler yani gidecekler, oylarını kullanacaklar. Sokak evet şu anda bayağı bir ısındı. Propagandalar peş, peşi sıra geliyor. Dediğim gibi vaatler yankılanıyor meydanlardan, miting alanlarından. Güzel. Demokrasi da çok güzel. E bir de Masa başı bir yoklama yapılıyor. Masa başı yani kamu anketleri işte şu anda sürekli olarak bir güncelleme yapıyorlar. Şu tarihle şu tarih aralığında vatandaşa sorduk diyorlar. Sonra şu sonuçlar çıktı diyorlar. Bu sonuçları da kamuoyuyla paylaşıyorlar. Artık bu son gün yani medya üzerinden bunların aktarılması tartışmasında son gün yarından itibaren bu yasak. Şimdi dolayısıyla bu yasak başlamadan önce Türkiye'de gibi kaç anket sonuçlarına bir bakmamız lazım. Şunu görüyoruz çünkü anketlere baktığımız zaman enteresan kıyasıya bir seçim var. Kıyasıya, başa baş bir rekabeti çok net bir şekilde görüyoruz. Evet, şimdi 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya verirsiniz diye sorulmuş Optima'da. Erdoğan %48.6, Kılıçdaroğlu %44.1. Muharrem İnce %4.3, Sinan Oğan %3. Mesela bir başka anket çalışmasında da, ya aynı anket çalışması daha doğrusu AK Parti birinci sırada %38.6 yani partilere göre dağılımı. Cumhuriyet Halk Partisi %30.1 ile ikinci, Yeşil Sol Parti üçüncü %7.8'de, MHP 7.7 ile geliyor. Sonra da 7.7 ile, %7 ile de İyi Parti geliyor. Bir başka çalışma, Asal'ın çalışması var. Örneğin Asal diyor ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur %49.1 Erdoğan, %46.3 Kılıçdaroğlu, %2.7 Muharrem İnce, %1.9 Sinan Oğan. Bu arada partilere dağılımına baktığımız zaman AK Parti %38.5 görülmüş, Cumhuriyet Halk Partisi %26.7, HDP geliyor, İyi Parti geliyor böyle devam ediyor. Bir başka şimdi çalışmaya bakalım. Evet Aksoy araştırmada diyor ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy tercihleri %47.3 ile Kılıçdaroğlu önde. Arkasından %41.9'da Erdoğan geliyormuş. Sonra %5.8'de Muharrem İnce, 5 ile de Sinan Oğan geliyormuş. Partilere dağıtıldığında AK Parti %34.7, arkasından Cumhuriyet Halk Partisi %32.1, Yeşil Sol Parti %9.6, İyi Parti %9 ve aşağı kadar MHP'ye kadar iş Bir başka çalışmaya bakıyoruz. Bir başka çalışma da ORC'den gelmiş. Mesela bu pazar seçim yapılsa kime oy verirsiniz? %48'de Kemal Kılıçdaroğlu önde, %44.6 ile Sayın Erdoğan geliyor, 4.3 ile Sayın İnce ve 3.1 ile de Sayın Oğan geliyor. Partilere baktığımız zaman AK Parti %33.2 ile birinci parti, Cumhuriyet Halk Partisi %28 ile ikinci parti, sonra İyi Parti geliyor, Yeşil Sol Parti geliyor. Şimdi anketlerde şunu görüyoruz herhalde. Bazı anketlerde Erdoğan önde görülüyor, bazı anketlerde Kılıçdaroğlu önde görülüyor, bazı anketlerde de kafa kafaya var. Yani dolayısıyla böyle bir tablo çıkıyor diye. Ama hemen hemen bütün anketlerde istisnasız Cumhurbaşkanı adayının dışında partilere baktığımız zaman AK Parti'nin hep birinci olduğunu görüyoruz. Bütün ama bütün anketlerde AK Parti parti olarak birinci sırada. Ama Cumhurbaşkanı adayını kim seçersiniz sorusuna farklı cevaplar verilmiş. Orada farklı sonuçlar çıkıyor. Bazılarında Kılıçdaroğlu önde, bazılarında Erdoğan önde. Dediğim gibi bazılarında da o iş kafa kafaya gidiyor. Bize şunu gösteriyor bu tür çalışmalar, kamu yoklamaları çekişmeli bir seçim olacak. Bu arada kamuoyu da çok belirleyici değildir. Ondan da senin çünkü sapma payları çok fazladır. Dolayısıyla bakacağız, göreceğiz. En doğru sonuç sandıktan çıkar çünkü say oylar sayılmaya başlandığı zaman. Ama bu da tabii ki bir fikir veriyor. Bu da sonuçta bir çalışma, akademik bir çalışma, bilimsel bir çalışma. E bu çalışmada da oylar tabii ki paylaşılmakta. Bu arada sürekli muhamme ince ince mesela %4.3, %6'lardaydı, %7'lerdeydi, onlardaydı. %4'lere, %5'lere falan iniyor. Anketlerde hala Muharrem İnce meselesi de bir tartışma konusu olmaya devam ediyor şu muhalefet içinde. Niye efendim aday oluyor, niye çekilmiyor, çekilmesi lazım falan diye. Hatta İşçi Partisi'nin genel başkanı da bir çağrıda bulundu, bir video paylaştı bugün. E, o videoda sosyal medyada Sayın İnce'nin çekilmesini talep etti. Bakalım bu tartışmalar bu polemikler devam edecek ama demokrasi şöleni şeklinde geçecek ve sandıktan vatandaşın iradesi çıkmış olacak.